Hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugünkü basın toplantımızda sizlerle Sağlık Bakanlığı'nın alkolü kullanarak yaptığı fişlemeden bahsedeceğim. Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığımız basın toplantılarında da belirttiğimiz gibi yeni doğan bebeğinin dinini ve gayrimeşru olup olmadığını da hala fişlemeye devam ederken şimdi de tüm vatandaşlarımızı alkol alıp almamasına göre fişlemeye başlamıştır. Sağlık Bakanlığı maalesef asli görevini bırakmış, adeta fişleme bakanlığı haline gelmiştir. Bir yanda kızamık, sıtma, aşılama gibi halk sağlığı sorunları dağ gibi büyümüşken, önümüzde dururken, diğer yandan sağlık çalışanlara yönelik şiddet giderek artmaktayken ve ölümlere neden olmaktayken, ölümcül yaralanmalara neden olmaktayken bakanlık maalesef vatandaşın özel bilgilerini, mahrem bilgilerini, sadece hekim ile hasta arasında kalması gereken bilgileri yine yasalara aykırı bir şekilde toplamakta ve bunları satmaya çalışmakta ısrar etmektedir. Bu konuda sınır tanımadığını göstermek için de bakanlık en son çok yeni birkaç gün önce vatandaşın içtiği alkolün cinsini, miktarını, çeşidini de sormaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2013 tarihinde, yani bu alkol yasası tam görüşülmüş iken, bitmiş iken yeni bir versiyon bilgi sistemi yayınladı ve hekimlerine, hastalarına alkol alıyor musunuz sorusunu sormayı zorunlu hale getirdi. Eğer bu soruya cevap vermez ise aile hekimi bir sonraki aşamaya, bir sonraki soruya geçemiyor. Eğer bu soruya evet olarak cevap verir ise de hemen arkasından alkolün çeşidini soruyor. Şimdi size göstereceğim belge aile hekimlerinin bilgi sisteminden alınmış belgedir. Hasta kayıt verisidir. Bakın üstte gördüğünüz tabloda hastaya ait bilgiler yer almakta ve şurada kırmızıyla çerçevelediğim bölgede kullandığı alkol türlerini görmek için sekmeye tıklayınız. Alkol durumu diye bir sekme var. Bu alkol durumunu geçemiyor hekim. Bu alkol durumunu mutlaka yazması gerekiyor. Ya alkol almıyor diyecek veyahut da alkol alıyor diyecek. Eğer alkol alıyor der ise hemen altta şu gördüğünüz ikinci pencere çıkıyor. Bu pencereden de hastanın hangi cins alkol tükettiğini sorguluyor Sağlık Bakanlığı. Yani rakı mı içiyor, şarap mı içiyor, cin, bira, kanyak, şampanya, likör, rom, tekila, vermut, viski, aklınıza ne gelirse hepsini buraya bir şekilde sıralamış ve soruyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı niye böyle bir veriyi sorar bilmem. Şimdi bir hekim olarak olaya baktığımda, sağlıkçı gözüyle olaya baktığımda ben farklı bir şey görüyorum. Vücuda giren alkolün cinsi vücudu ilgilendirmez. Karaciğeri ilgilendirmez. Nasıl ki midenize giren protein et midir, yumurta mıdır? Efendim başka bir protein çeşidi midir, balık mıdır? Vücudu çok ilgilendirmez, protein olarak onu alır ve değerlendirir, sindirir ise alkol de mideye girdiği zaman efendim şarap mı girdi, rakı mı girdi, bira mı girdi, vücut bunda ilgilenmez. Onun içindeki alkolü alır, karaciğer bunu parçalar. Yani vücut kendi midesine giren alkolün çeşidiyle ilgilenmiyor. Bu ne demek? Yani ne tip alkol tüketirse tüketsin bu insan, vücut onu bir şekilde metabolize ediyor. Yani alkolün çeşidine göre bir hastalık yok. Yani şaraba bağlı bir hastalık, ayrıca rakıya bağlı bir hastalık, ayrıca biraya bağlı bir hastalık yok. Hastalık varsa alkole bağlı hastalıklar var. O yüzden alkolün çeşidinin hiçbir şekilde önemi yok. Peki bu alkolün çeşidi niçin önemli bakanlık için? Bunu birkaç soruda gerçekten ele almamız lazım. Acaba bu bilgiler, hangi alkolü ne kadar tükettiği bilgileri, alkol alınması serbestçe, alkol alınması yasaklanmışken birilerinin eline geçerse, hackerların eline geçerse mesela, acaba kaç lira para eder? Bu çok önemli. Zamanında biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı ulus ötesi ilaç firmalarıyla
Yine bu sigorta döneminde, genel sağlık sigortası döneminde ulus ötesi sigorta şirketleriyle bizim sağlığımız üzerinden ciddi angajmanlar yapmıştı. Şimdi de yine bizim sağlığımız üzerinden ve alkol üzerinden acaba ulus ötesi şirketlerle angajmanı mı var? Her gün giren taze istatistik bilgileri. Türkiye ne kadar bira tüketiyor? Tık 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 hemen bakıyorsunuz ve önünüze geliyor. Türkiye biradan vodkaya mı döndü? Tık tık tık. Bu bilgiler kimin işine yarayabilir? Bir düşünün. Vücudun işine yaramıyor. Sağlık Bakanlığı alkolle mücadele etmelidir. Ama alkolün çeşidiyle değil. Yani bir insan rakı içiyor zararlı da şarap içince zararsız mı oluyor? Alkol zararlıdır. Alkolle mücadele etmelidir ama alkolün cinsiyle değil. O halde bu verileri toplamasının bir anlamı olmalı Sağlık Bakanlığı'nın. Bu verileri birilerine pazarlayacak mı diye çok merak ediyorum. Çünkü geçmişte ilaç bilgilerini pazarlamıştı hatırlayacaksınız. Hatta göğsünü gere gere 72 milyon liraya sattım kardeşim diye çıkıp Çalışma Bakanlığı söylemişti. Hatta bir dahaki sefere daha fazla para kazandıracağım SGK'ya demişti. Sigorta şirketleriyle de yine bu genel sağlık sigortası tamamlayıcı sigortayla yine çok büyük yollar açmıştı. Şimdi de anlaşılıyor ki Sağlık Bakanlığı ulus ötesi alkol şirketlerine veya ulusal alkol şirketlerine payandalık yapıyor ve onlara veri topluyor. Bu bir. Bakın AKP her zaman bir taşla 2-3 kuş vurmayı çok seviyor. Bunu bir kenara koyalım. İkinci konu acaba işe alımlarda veya terfilerde alkolün kullanılıp kullanılmadığı önemli mi? Bizce önemli. Şu günkü AKP hükümetinin yarattığı Türkiye'de önemli. Düşünün ki bir devlet memuru geliyor. Bu devlet memuru polis olur, öğretmen olur, hemşire olur, ne olursa olsun. Alkol alıyor musunuz sorusuna ya yalan söyleyecek, alkol alıyorsa hayır diyecek veya evet diyorsa hayatı sönecek. Neden? Çünkü bu veriler anında bakanlığa gidiyor. Ondan sonra bu adam artık Türkiye'de yer mi beğenir, terfisi mi engellenir bunları ben halkımızın takdirine bırakıyorum. Önemli bir konu daha yine biliyorsunuz bu gibi mahrem verilerin milletvekillerinin verilerinin, milletvekili yakınlarının verilerinin paylaşılması bir genelgeyle engellendi biliyorsunuz. Yani milletvekilleri, yakınları, kendileri AKP'nin içindekiler alkol alırlarsa hiç kimse bundan haberdar olmayacak. Ama gariban vatandaşın, gariban memurun bir arada bir kadeh şarap içerim dediği an hayatının sönme olasılığı var. Kişisel her türlü mahrem bilgiyi toplamaya çalışan iktidar, kişisel bilgilerin korunma kanunu olmadığı için istediği gibi at koşturuyor ve halkın verilerini istediği gibi pazarlanıyor. Değerli arkadaşlarım, sağlık hizmeti en temel insan hakkıdır. Anayasal haktır. Vatandaşlar için anayasal haktır. Devlet için anayasal görevdir. Böyle bir hakkı kullanırken fişlenmek istemiyor halkımız. Hiçbirimiz fişlenmek istemiyoruz. Alkol kullanıp kullanmaması sorusu sadece hekim ile hasta arasında kalmalı. Derhal hangi alkolü tüketiyor, ne kadar, ne yapıyor? Bunlar bakanlık derhal kendi bilgi sisteminden bu sekmeleri kaldırmalı ve bu sorular iptal edilmeli. Ve halkın sağlığı istismar edilerek, bakın bu kelimenin altını çiziyorum. Halkın sağlığı istismar edilerek anayasaya rağmen kişisel hiçbir veriyi toplayıp piyasaya sürememeli. İlaç kullanım bilgileri, bebeğin dini, bebeğin meşru olup olmadığı, bakın burada gene bu toplantıları yaptık. Buna rağmen bakanlık hala bebeğin dinini sorguluyor. Buna rağmen bakanlık hala bebeğin meşru mu gayrimeşru mu olup olmadığını sorguluyor. Şimdi de alkolü sorguluyor. Ve bu bilgileri istismar ediyor. Bakın nasıl istismar ediyor? Üç, bir taşla üçüncü kuş. Bu sefer de ideolojik yaklaşımını alkol üzerinden istismar ederek, alkolü ve halkın sağlığını istismar ederek hayata geçirmeye çalışıyor. Bugünkü konuşmasında başbakan alkolün trafik kazalarında birinci derece suçlu olduğunu söylemişti, söyledi. Yani bakalım şimdi başbakanın söylediği yanlışları düzeltmekten sorumlu genel başkan yardımcısı kalkıp nasıl bunu düzeltecek çok merak ediyorum. Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verileri böyle demiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerinde alkol birinci sırada değil değerli arkadaşlarım. Ama bunu bile bile istismar eden bir başbakanımız var. Bakalım şimdi bu yanlışları düzeltmekten sorumlu genel başkan yardımcısı bakalım ne diyecek.
Bu nedenle değerli arkadaşlarım, bu konu çok önemli bir konudur. Uluslararası sigorta şirketleri, ilaç şirketlerinden sonra şimdi de uluslararası alkol şirketlerinin oyuncağı haline getirilmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı derhal elini bu işten çekmeli ve böyle bir iş yaptığı için de halkımızdan özür dilemelidir diyorum. Çok teşekkür ederim. Herhangi bir soru yok ise buyurun. Bu konuyla ilgili soru yoksa hemen, bu konuyla ilgili ise eğer, değilse diğer soruları daha sonra alayım. Buyurun. Şimdi MIT'in görevleri yasal çerçevede bellidir. Bu nedenle MIT'in ne görev yapacağını mutlaka MIT'e sormak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bu devleti kuran, bu devletin bekası için ciddi çaba sarf eden anayasal bir kuruluştur. Bir siyasi partidir. Yani ülkemizin can damarlarından bir tanesidir. Bu siyasi parti ve diğer siyasi partilerimizin nasıl korunması, nasıl bilgilerle donatılması gerektiği MIT tarafından malumdur. Bu konuda çok fazla bir polemiğe girmek çok uygun olmaz. Eğer bizim uyarılmamız gerekiyor idiyse mutlaka MIT'in bizi uyarması gerekirdi bir. İki, bu şahs kim Allah aşkına? Yani bu şahsın kim olduğu konusunda net bir bilgi var mı? Bilmiyorum. Bu şahsın kim olduğunu, Suriye'de, devlette ne gibi görevler yaptığını birilerinin çıkıp söylemesi lazım. Bu şahıs 2012'de geçen yıl Saadet Partisi'nin Şam'ı ziyaretinde de yine boy gösteriyor. Muhtemelen bu şahıs Şam'da Esad'ın sarayında ya bir koruma müdürüdür ya bir görevlidir, bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor arkadaşlar. Bilmemiz de gerekmiyor. Neden gerekmiyor? Çünkü biz hiçbir zaman gizli bir iş yapmadık. Biz birinci ziyaret, ikinci ziyaret, üçüncü ziyaret, her gittiğimiz zaman gizli gitmedik. Ben iki ziyarete katıldım. Birinci ziyaretimizde Dışişleri Bakanlığı'na da başvurduk burada. Biz gidiyoruz, bilginiz olsun dedik. Orada gittik, büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimizle akşam yemeği yedik. Beşar Esad'la görüştük. Ve oradan derlediğimiz bilgileri rapor haline getirip Dışişleri Bakanlığı'na sunduk. Şimdi bu bir ana muhalefet partisinin görevi midir, değil midir? Ne zaman görevi haline gelir? Türkiye ile Ankara ile Şam arasındaki iletişim koptuğu an halklar ciddi şekilde negatif etkileniyor. Bu yüzden bizim bu ilişkiyi tekrar test etmemiz gerekiyordu. Bir yanda Suriye'de kan akıyor oluk oluk, bir yanda Türkiye Şam'la ilişkisini kesiyor, bir yanda Samandağ'dan Mersin'e kadar bütün insanlar korku içinde yaşıyorlar, bütün çiftçilerin ürünleri ellerinde kalmış, açlıktan ölme noktasına gelmişler, bütün tüccarlar iflas etmişler. Niye? Çünkü ilişki yok, kapılar kapandı diye. Ve Suriye'de kan akıyor. Biz gittik, bunları rapor haline getirdik. Hiç gizli saklı bir şey yok. Sonra artık savaş noktasına geldiği için Türkiye ile Suriye maalesef, hani 3 saatte Şam'a gideceğiz efendim, hele bir mülteci sayısı 100 bini geçsin de görelim, bıçak kemiğe dayandı. Artık yeter, Esad gitsin, şu gelsin naraları buradan yükselince, tabii bizim artık Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verip de biz oraya gidiyoruz dememizin bir anlamı yok. Orada büyükelçiliğimiz yok, çekildi. İlişkiler bitirildi. Biz bu durumda doğrudan Suriye'ye giderek görüşmelerde bulunduk. İkinci ziyarette bir gazeteci getirildi. Üçüncü ziyarette de yine benim içinde bulunduğum bir heyetle gidildi. Her gidişimizde biz Yayladağ'dan girdiğimiz zaman Laskiye valisi veya Laskiye valisinin görevlendirdiği bir ekip ve bir koruma ordusuyla karşılandık. Yani uluslararası geziler yapanlar, diplomatik temasları bilenler, ki siz çok iyi bilirsiniz, bunu çok iyi bilirler. Karşılanırız ve ilgili kişiyle görüştürülürüz. Bizim muhatabımız orada Esad. Esad'ın gönderdiği bir koruma ekibiyle biz Şam'a kadar, saraya kadar gitmişiz. Şimdi bu koruma ekibinin içinde kim var? Oranın koruma müdürü kim?
efendim yanımıza kim gelmiş? Bunların hepsi resmi Suriye'nin, Suriye devletinin adamları. Ha bunların içerisinde el muhaberat var mıdır? Vardır. Hatta bunların içerisinde MİT elemanı bile olabilir. Olması da gerekir belki, ben anlamam o konularda. Ama orada bir şeyler oluyorsa, atılan her adımdan MİT'in haberi yok ise, istihbaratımızın haberi yok ise ciddi bir zayıflıktır. Yani orada onun içerisinde, o ekibin içerisinde başka ülkelerin ajanları da olabilir. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz devlet başkanıyla görüşüp orada akan kanı durdurmak için gitmişiz. Ve gittiğimizi de döndüğümüzde de yine ben bir rapor hazırladım. Hem size basın mensuplarına dağıttım bu raporu. Hepinizde var. Ve aynı zamanda da Dışişleri Bakanlığı'na gönderdik. Yani amacımız orada akan kanı durdurmak. Amacımız Mersin'den Samandağ'a kadar yaşayan insanların, hatta daha da genişletebilirsiniz, Antep, Urfa'yı da katabilirsiniz, orada yaşayan insanların derdine çare bulmak ve mümkünse Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri netleştirmek ve tekrar tesis etmek. Çünkü çok iyi biliyoruz ki 910 kilometrelik sınırı olan iki ülke arasında sorun varsa veya bu iki ülkeden herhangi birisinin içinde sorun varsa en büyük yardım o komşu ülke yapar. Zaten Esad da bunu söylüyor. Diyor ki benim sorunumu çözecek bir numaralı ülke Türkiye'dir. Ben Türkiye'den yardım istiyorum diyor. Şimdi biz bunların hepsini Dışişleri Bakanlığı'na ilettik. Büyük bir iş yaptık. Tabii sizleri de maalesef ufak tefek işlerle ilgilenmeniz için kışkırtıyor AKP hükümeti ve başbakan. Vay efendim Reyhanlı'da işte şu adam varmış. Bunların hepsi teferruat. Reyhanlı'da öldürülen 52 kişinin sorumlusu başbakandır. Bu. Bunu gizlemek için vay efendim karede şu varmış. Aylar önce çektirdiğimiz fotoğraf. Karede öteki varmış, beriki varmış. Ben iddia ediyorum. Başbakan ve heyeti o iyi günlerinde Suriye'de görüşmeler yaptığında kurcalayın bakayım. Belki de bu adamın resmi gene çıkar. Bizi ilgilendirmiyor o adam bu adam. Bizi Esad ilgilendiriyor. Bunların zihniyetine göre, AKP'nin zihniyetine göre Esad bir numaralı suçlu değil mi? Reyhanlı'nın planlayıcısı Esad değil mi bunlara göre? İlk açıklamalarını öyle yapmadılar mı? Buraya atılan bombaların, efendim, bomba yüklü araçların göndericisi Esad değil mi bunlara göre? Bunlara göre Suriye'de akan kanın bir numaralı sorumlusu Esad değil mi? Evet. Biz gitmiş Esad'la görüşmüşüz. Daha teferruata ne gerek var? Ya biz gitmişiz en tepedeki adamla görüşmüşüz. Bütün görüşmelerimizi size bildirmişiz. Resim çektirip bu resmi servis etmişiz. Hiçbir gizlimiz saklımız yok. Keşke bizim gitmemize gerek olmasaydı. Keşke iki devlet arasındaki ilişkiler olumlu yönde devam etseydi ve bu kan akımında Türkiye üzerine düşen rolü oynayıp yangına benzin dökmeseydi. Keşke. Bunları yapan bir hükümetle karşı karşıyayız. Efendim yok MİT söylemeli miydi? MİT CHP'yi faka mı bastırdı? Yok efendim işte Reyhanlı'nın planlayıcısı, vay efendim şoför bilmem kimle ilişkiye girmiş. Bunlar bir tek kelimeyle izah edilebilir. Acizlik. Bunun adı acizliktir. Bunların hepsi bir tarafa bırakılacak. Soru şu, biz neden bu duruma geldik? Reyhanlı katliamını kimin yaptığı önemlidir. Ancak biz neden bu duruma geldik? Bunun sorgulanması gerekir. Neden Türkiye bu duruma geldi? Neden savaş Türkiye'ye girdi? Neden Türkiye bu noktaya getirildi? Esas soru bu. Şimdi bunun sorumlusu başbakandır. Bunun sorumlusu başbakan olduğu için burada ölen her insanın sorumlusu başbakandır. Yani sadece Reyhanlı'da değil, Gaziantep'te bombada 8 kişi öldü. Cilve gözünde bombalı araçta ondan fazla insan öldü. Yanlış aklımda kalmıyorsa 13 kişiydi herhalde. Akçakale'de 3 çocuk bir anne öldü. Reyhanlı'da 50 bir polis memuru şehit oldu. Bunların hepsinin sorumlusu başbakandır. Bu sorumluluklarını derhal hissetmeli, algılamalı ve derhal hükümet istifa etmelidir. Bunun başka demokraside başka şeyi yok. Açıklaması yok. Vay efendim o kimmiş bu kimmiş. Hatta bilmem giden şoförün babası da Esad'ın babasıyla bilmem neymiş bir iş. Bunlar yani hakikaten de trajikomik şeyler. Bir başbakanın ilgilendiği şeyler bunlar olmamalı. Buyurun. Efendim dün öğrencilere yapılan orantısız müdahaleyi protesto etmek amacıyla genel kurulda biri patlamış biri patlamamış gaz bombası fitiliyle geldiniz.
Nasıl genelkurultaki hava nasıldı? Meral Akşener'le aranızda ilginç bir diyalog da geçti. Biraz paylaşır mısınız? Yani tabii kısaca onu da paylaşayım. Şimdi bu protestoyu ilk defa yapmıyoruz biliyorsunuz. Ben de en çok Gazze milletvekillerinden bir tanesiyim. Hatta gaz yediğimiz halde çiftçilerin önünde onların haklarını korumak için hakkında işte 75 milyarlık tazminat davası, arkasından fezleke gönderilerek işte yargılanması istenen bir insanım. Yani gaza yabancı değilim. Her türlü toplumsal eylemde mutlaka ön saflarda halkın önünde yanında yer alıp onlarla birlikte hak aramayı maalesef sokakta yapıyoruz. Bu ODTÜ olaylar yalnız çok farklı bir konudur. Yani çiftçi tabii ki eylem yapar, efendim işçiler zaman zaman hakları için eylem yaparlar. Ama ODTÜ bu eylemler içerisinde, yani eylemler konusunda çok tecrübeli bir insan olarak söylüyorum. ODTÜ'de yapılan eylem çok farklı bir eylemdir. Bastırılma yöntemi de çok farklı bir yöntemdir. Çok mana içerir ODTÜ'deki eylem. Çünkü orada bir Türkiye'nin ve dünyanın en saygın üniversitesi. O üniversiteyi kazanan dünyanın ve Türkiye'nin en parlak beyinleri, Türkiye'yi ileride yönetecek olan çocukların, gençlerin bulunduğu bir ortamda küçücük bir protesto için çocuklar öldüresiye dövülmüştür. Türkiye'nin geleceği karartılmıştır ODTÜ'de. O yüzden bu her noktada, her vesileyle tarafımızdan gündeme getirilecektir. O eylemlerde Barış isimli bir Mersinli kardeşimiz de Barış Barışık. Bu şeylerden, kapsüllerden birisinin kafasına isabet etmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ben de gittim ziyaret etmiştim o dönemde ve hekim olarak tomografisini falan da inceledim. Beyin kanaması geçiriyordu çocuk, ciddi bir beyin kanaması. Gencecik, pırıl pırıl bir çocuktu. Hatta ondan izin alarak resmini de yayınladım. Gözü mordu. AKP'liler dediler ki, kimi kandırıyorsun? O makyajlı bir resmi getirmişsin, utanmadan bize söylüyorsun diyecek kadar alçakça söylemlerde bulunan, kafasını kuma gömen bir yapıyla karşı karşıyayız maalesef. O gösterdiğim patlamış olan kapsül, Barış'ı sakat eden kapsüldür. O sırada polislerden bir tane de patlamamış kapsül düşmüştür yere. Onu da ziyan olmasın, devletin parası boşa gitmesin diye hükümete teslim ettim. Tesadüfte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bulunduğu ortamdaydı. Milli Eğitim Bakanı'na teslim ettim. Okullarda bu biber gazını, gaz bombalarını kullanmaya devam edeceklerini biliyorum. Nasılsa kullanacaklar, hiç olmasa daha fazla para vermesinler diye böyle bir adına eylem mi dersiniz, ne derseniz bilmiyorum. Yani bu yürekten gelen bir şeydir. Bu hiçbir zaman şov amacıyla yapılmış bir şey değildir. Benim geçmişimi bilenler zaten ne kadar bu konularda hassas olduğumu, emek sarf ettiğimi, her zaman sokakta olduğumu da bilirler. Ayrıca bir de akademisyen kimliğim vardır. Barış gibi binlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulunmuş bir insanım. Bunların bir kısmı doktor olmuştur, bir kısmı hemşire olmuştur, ebe olmuştur, sağlık tekniker olmuştur, binlercesi. Onları çok iyi anlıyorum. O yüzden de ben görevimi yaptım. Evet, başka soru yok ise... Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.